Merhaba arkadaşlar, bugün FC 24 emperyalizm ile La Liga'nın en iyi takımını belirliyoruz. Görmüş olduğunuz üzere takımları İspanya haritasına yerleştirdik. Bu takımlar geriye sadece bir takım kalıncaya dek birbirleriyle karşı karşıya gelecekler. Kurallarımız çok basit. Saldıran takım bir çak tarafından belirleniyor ve saldıracağı yön bir ok tarafından belirleniyor. Kazanan takım kaybeden takımın hem topraklarını alıyor hem de en iyi oyuncusunu kadrosuna dahil ediyor. Biraz önce dediğim gibi bu süreç sadece bir takım kalıncaya dek devam ediyor. Sizce bu videoda La Liga'nın en iyi takımı hangisi olacak? Yorum olarak yazarsanız sevinirim. Ayrıca 1000 like gelirse bu videoya çok sevinirim. Eğer Premier Lig ve Süper Lig emperyalizm videolarını izlemediyseniz de açıklamada bulunan linklerden bu videolara ulaşabilirsiniz. Her zaman olduğu gibi kanala abone olmayı, video izledikten sonra da yorum atıp beğenmeyi unutmayınız. İyi seyirler. Evet, saldıracak ilk takımımız belli oluyor. İlk takım Barcelona oluyor. Barcelona saldıracak. Peki hangi yöne doğru gidiyoruz? Barcelona güneyine doğru ilerliyor. Orada Mallorca yer alıyor. Maça başlayan taraf Mallorca olduğu Larin'in başlayan vuruşu ile. Frankie de Jong'un pası. İlkay Gündoğan. İlkay'ın şutu. Kaleci Rajkovic kurtardı. Şimdi Mallorca. Korner kullanıldı. Bir kafa Vedat Muriç'ten. İlkay'ın orada eline çarpıyor. Hakem penaltı noktasını gösteriyor. Vedat Muriç geldi. Vurdu topu ağlarda. Mallorca Barcelona karşısında 1-0 öne geçiyor. Darder ile geliyor. Mallorca. Darder vuruşunu yaptı. Ter Stegen bu sefer izin vermedi. Barcelona gol arıyor. İlkay pasını verdi. Rafinha. Cezasıyla Rafinha çevirdi. Lewandowski. 1-1 oldu durum. Barcelona ikinci golü arıyor. Ferran Torres'in vuruşu Rajkovic. Başarılı. Şimdi top Rafinha'da. İçeride Lewandowski bomboş. Rafinha oynamadı içeri. Rafinha çekti. Raiola'ya kaptırdı. Ve 90 dakika 1-1 sona erdi. Uzatmalara gidiyoruz. Uzatmalarda Pedri pasını verdi. Ferran Torres vurdu topağlarda. Barcelona durumu 2-1 yapıyor. Mallorca karşısında öne geçiyor Barcelona. Maçta başka gol olmuyor. Barcelona Mallorca'yı 2-1 mağlup etmeyi başarıyor. İşte futbolcuların sevinci. Sergi Darder Mallorca'dan Barcelona'ya transfer oluyor. Mallorca'yı haritadan siliyoruz. Barcelona'yı topraklarına katıyoruz. Saldıracak olan yeni takımımız belirleniyor. Çark döndü. Bu sefer Valencia çıktı. Valencia ne tarafa doğru ilerleyecek? Valencia batısına doğru gidiyor. Orada çok fazla ilerleyemeyeceği için, yani kulüp olmadığı için Valencia'ya bu seferlik sadece bir kare veriyoruz. Yeni takıma geçiyoruz. Yeni takımımız Atletico Madrid. Madrid biraz karışık. Orada zor bir maç izleyebiliriz. Saldıracağı yöne bakıyoruz. Kuzeye gidiyor. Real Madrid var kuzeyinde. Atletico Madrid'in. Maç öncesi Sero Meydan görüntüler. Atletico Madrid ve Real Madrid karşı karşıya. Atletico Madrid maça başlayan taraf oldu. Griezmann korneri kullandı. Llorente açtı ortayı. Bir kafa Saul'dan. Lucas Vazquez araya girdi. Griezmann pasını verdi Morata. Döndü. Saul vurdu. Kaleci Lunin başarılı. Gole izin vermedi. Şimdi Valverde aldı. Valverde pasını verdi. Bellingham vurdu. Top ağlarda. 1-0 öne geçiyor Real Madrid derbide. İşte Bellingham'ın sevinci. Real Madrid ikinci golü arıyor. Vinicius Junior. Vinicius vurdu. Oblak başarılı. Vinicius Junior çok güzel çalımını attı. Vinicius sahası içerisinde vuruşu 2-0 oldu. Real Madrid 83. dakikada 2-0 yaptı durumu. Atletico Madrid farkı indirmeye çalışıyor. Correa'nın şutu Lunin kurtardı. Dakika 90. Korner kullanıldı. Griezmann bir kafa vuruşu De Paul'dan Lunin başarılı. Maçta başka gol olmuyor. Real Madrid Atletico Madrid 2-0 mağlup etmeyi başarıyor. Erken bir final bile olmuş olabilir. Ve Atletico Madrid'in en güçlü ismi Griezmann Real Madrid'in yolunu tutuyor. Önemli bir transfer oldu. Griezmann'ın Real Madrid'e katılması. Haritadan Atletico Madrid'i siliyoruz ve Real Madrid'in topraklarına katıyoruz. Sıradaki takımımızı belirliyoruz. Sıradaki takımımız Girona'da duruyor çarkımız. Peki Girona nereye doğru saldıracak? Batısına gidiyoruz. Batısında Barcelona var Girona'nın. Barcelona biraz hızlı başladı emperyalizme. Maçı simüle ediyoruz. Bakalım kazanan taraf hangisi olacak ve Barcelona 4-2 yenmeyi başarıyor Girona karşısında. Sağdan galibiyetle ayrılıyor ve Tisigankov Barcelona'nın yolunu tutuyor. 83 overall'la haritadan Girona'yı kaldırıyoruz ve Barcelona'nın topraklarını büyütüyoruz. Sıradaki takımımıza geçiyoruz. Hangi takımda duracak? Celta Vigo mu? Evet, Celta Vigo'da duruyor çarkımız. Peki saldıracağı yön ne taraf? Hemen bakalım. Güneydoğu, orada herhangi bir takım olmadığı için bir kare veriyoruz Celta Vigo'ya. Yeni takıma geçiyoruz. Yeni takımımız Alaves'te mi durdu? Evet, Deportivo Alaves oldu yeni takımımız. Saldıracağı yön orası da biraz karışık. Kuzeyi, kuzeyinde Athletic Bilbao var. Deplasman tarafında Deportivo Alaves olacak. İç sahada Athletic Bilbao. Maçı simüle ediyoruz ve sonuç 1-0 Athletic Bilbao galibiyetiyle sonuçlanıyor maç. Ardından da Rioja'yı Alaves'ten Athletic Bilbao'ya transfer ediyoruz. Athletic Bilbao'ya saldıran Deportivo Alaves topraklarını kaybediyor böylelikle. Sıradaki takımımızı belirliyoruz. Sıradaki takımımız Osasuna mı? Evet, Osasuna'da duruyor.
Hemen saldıracağı yöne bakıyoruz. Saldıracağı yön ise güneybatı. Osasuna bu rotadaki toprakları da alarak Real Madrid'e gidiyor. Maçımızı simüle ediyoruz. Ve kazanan taraf 2-0 ile Real Madrid oldu. Osasuna'yı da yenmeyi başarıyor Real Madrid. Ardından da Osasuna'nın en güçlü oyuncusu Garcia'yı Real Madrid kadrosuna katıyoruz. 82 overall'ı var. Osasuna hem şu anki topraklarını hem de arada aldığı yerleri Real Madrid'e veriyor. Hemen yeni takımımıza geçiyoruz hız kesmeden. Şöyle bir bakalım. Real Sociedad'da durdu bu sefer çarkımız. Ne tarafa doğru saldıracak Real Sociedad? Güneyine doğru ilerliyor. Orada Athletic Bilbao var Real Madrid'den önce. Maçımızı simüle ediyoruz ve Real Sociedad 3-0 yeniyor Athletic Bilbao'yu. Farklı bir galibiyet alıyor. Ardından da Athletic Bilbao'nun kalecisi Unai Simon'ı Real Sociedad'a transfer ediyoruz. Ve Athletic Bilbao'nun topraklarında Sociedad'a kattık böylelikle. Sıradaki saldıracak olan takım geliyor. Villarreal'de mi duracağız? Evet, Villarreal'de duruyoruz. Peki Villarreal ne tarafa doğru ilerliyor? Villarreal batısına doğru ilerliyor. Batısında kim var? Orada en erken Real Madrid ile karşı karşıya geliyor. Maçımızı hemen simüle ediyoruz. Real Madrid çok maç oynamaya başladı. Real Madrid Villarreal'de 3-1 yenmeyi başarıyor. Villarreal'in en iyi oyuncusu Parejo 84 overall'da Real Madrid'in yolunu tutuyor. Ve Madrid'e doğru ilerlerken kazandığı toprakları da Real Madrid'e iade ediyor Villarreal. Yeni takımımıza geçiyoruz. Sıradaki takımımız Valencia'da mı? Evet, Valencia oluyor. Saldıracağı yöne bakıyoruz hemen. Valencia yine batıya doğru gidiyor. Bu sefer oradaki tüm toprakları Valencia'nın toprağına katıyoruz. Valencia bir aile topraklarını büyüttü. Yeni takımımıza geçiyoruz hız kesmeden. Sıradaki takımımız Sevilla mı? Evet, Sevilla'da duruyor. Orada bir derbi izleyebiliriz. Sevilla ne tarafa doğru saldırıyor? Güneyine doğru gidiyor. Orada Real Betis var. Hemen geçiyoruz maçımıza. Maçımızı simüle ediyoruz. Real Betis Sevilla'yı 2-1 yenmeyi başarıyor. Ardından da Sevilla'nın en iyi oyuncusu Acuña 83 overall'la Real Betis'in yolunu tutuyor. Real Betis'in topraklarında Sevilla'yı silerek iyice genişletiyoruz. Sıradaki takıma geçiyoruz. Yeni takımımız, saldıracak olan takımımız Granada gibi. Evet, Granada duruyor. Granada'nın saldıracağı yöne bakıyoruz. Ne tarafa doğru ilerleyecek? Batı, kuzeybatı tarafında. Orada Real Betis'e denk geliyor Granada. Geçelim maça. Maçımızı simüle ettik ve Real Betis 4-1 yenmeyi başardı Granada'yı. Kolay bir galibiyet oldu. Granada'nın en iyi oyuncusu 78 overall'da Batalya Real Betis'in yolunu tutuyor böylelikle. Granada'yı haritamızdan siliyoruz ve Real Betis'in alanını genişletiyoruz. Yeni takımımıza geçiyoruz. Kim var, kim var, kim var? Real Sociedad geliyor. Real Sociedad'ın Real Madrid'den kaçması lazım. Hangi yöne doğru ilerleyecek? Real Madrid'e denk geliyor güneye doğru ilerlerken. Evet, maçımıza geçiyoruz. Sociedad saldıran tarafta Real Madrid 2-1 yenmeyi başarıyor. Real Sociedad karşısında galibiyetle ayrılıyor. Takımın en iyi oyuncusu Merino Real Madrid'in yolunu tuttu 84 overall'la. Çok forma şansı bulamaz ama Real Sociedad'ı haritadan siliyoruz. Saldıracak olan yeni takımımızı bekliyoruz. Evet, sıradaki takım Las Palmas oluyor. Las Palmas ne tarafa doğru saldıracak, hemen ona bakalım. Kuzeyine doğru ilerliyor. Burada biraz gariplik söz konusu. Kuzeyinde Celta Vigo var Las Palmas'ın. Las Palmas saldıran tarafta. Maçımızı simüle ediyoruz ve sonuç Celta Vigo 2-1 yeniyor Las Palmas'ı. Las Palmas'ın en iyi oyuncusu Vaya'yı gönderiyoruz Celta Vigo'ya. Dediğim gibi burada biraz gariplik oldu. Celta Vigo Las Palmas adasında topraklarına kattı. Geriye 9 takım kaldı. Real Betis'te duruyor şarkımız. Real Betis ne tarafa doğru gidiyor? Çoğu tarafı dolu onun. Güneybatı'ya gidiyor. Biraz önce Celta Vigo Las Palmas'tan aldığı adayı Real Betis'ten korumaya çalışacak. Hemen geçiyoruz maça. Maçımızı simüle ettik ve kazanan Celta Vigo oldu. Real Betis'i 3-2 mağlup etmeyi başardı. Real Betis'te 2 tane 83 overall'lık futbolcu var ama biz Rodriguez'i Celta Vigo'ya gönderiyoruz. Ardından da Real Betis'i haritadan siliyoruz. Celta Vigo garip bir konuma yerleşti şu anda. Geriye 8 takım kaldı. Sıradaki takımımız hangi takım? Hetafe oluyor sıradaki takımımız. Oralar biraz karışık. Saldıracağı yöne hemen bakıyoruz. Kuzey batısına ilerleyecek. Orada Cadiz var. Hetafe saldıran tarafta. Deplasman tarafında maçı simüle ettik. Ve Hetafe 4-3 yenmeyi başardı Cadiz'i. Penaltılarda mağlup ettiler. Cadiz'in en iyi oyuncusu Ledesma. Kalecileri Hetafe'nin yolunu tuttu böylelikle. Ardından da Cadiz'in topraklarını Hetafe'nin topraklarına katıyoruz. Sıradaki takımımıza geçeceğiz. Sıradaki takımımız Barcelona oluyor. Barcelona Real Madrid ile eşleşebilir. Saldıracağı yöne bakıyoruz ve batıya gidiyor. El Clasico izleyeceğiz. La Liga İmperializm'de erken bir final. Real Madrid ve Barcelona karşı karşıya geliyor. Maça başlayan taraf Barcelona oldu. Lewandowski'nin başlayan vuruşu ile. İlk tehlikeli atak Real Madrid'den geliyor. Bellingham vurdu. Ter Stegen başarılı. Kornere çaldı. Yine Real Madrid geliyor. Valverde. Önünde kaldı top. Vuruşunu yaptı yine Ter Stegen. Başarılı.
Real Madrid Bellingham ile geliyor. Bellingham'dan bir çalım denemesi olmadı. Vinicius pasını verdi. Bellingham vurdu top ağlarda. Bellingham sahnede yine. Real Madrid 1-0 öne geçiyor. Barcelona gol arıyor. İçeri orta geldi. İlkay Gündoğan orada bir elle oynama. Hakem penaltı verdi. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına Lewandowski geçti. Kalede Lunin var. Lewandowski vurdu. Lunin kurtardı. Lewandowski penaltıyı atamadı. Barcelona gol aramaya devam ediyor. Lewandowski pasını verdi. Rafinha'nın şutu Lunin başarılı. Dakika 81. Maçta başka gol olmuyor. Real Madrid Barcelona'yı Bellingham'ın golüyle 1-0 mağlup etmeyi başarıyor. Erken bir final izledik. Barcelona haritadan silinecek. Barcelona'nın en iyi oyuncusu Robert Lewandowski Real Madrid'in yolunu tuttu. Hem Griezmann hem Lewandowski Real Madrid kadrosunu oldukça güçlendirdi. Biraz önce dediğim gibi Barcelona'nın kazandığı toprakları Real Madrid'in toprağına katıyoruz. Ve sıradaki takımımız Valencia oldu. Saldıracağı yön ise ne taraf? Kuzeydoğu. Valencia'nın kuzeydoğusunda Real Madrid var. Real Madrid ne çekti bugün ya? Maçımızı simüle ediyoruz. Ve Real Madrid 4-3 kazanıyor Valencia karşısında ama 86'da Lewandowski'den gelmiş gol. Hemen Valencia'nın en iyi oyuncusu Gaya. 82 overall'lık Gaya'yı Real Madrid'e transfer ediyoruz. Ardından da Valencia'yı haritadan siliyoruz. Real Madrid oldukça büyüdü. Geriye sadece 5 takım kaldı. Bakalım emperyalizmin kazanan hangi takım olacak? Sıradaki takımımız Hetafe oluyor. Peki Hetafe ne tarafa doğru saldıracak? Bakalım. Doğuya doğru ilerliyoruz. Orada Rayo Vallecano mı Real Madrid mi var? Real Madrid var. Maçı simüle ediyoruz. Real Madrid 3-1 yenmeyi başarıyor. Hetafe'yi de mağlup ediyorlar. Ardından da Hetafe'nin en iyi oyuncusu kaleci Ledesma'yı Real Madrid'in kadrosuna katıyoruz. Hetafe de haritadan silinen bir başka takım oldu. Real Madrid şu anda favori konumunda. Bakalım sıradaki takımımız hangi takım? Rayo Vallecano. Vallecano'nun kaçarı yok orada. Çarkımızı çevirdik. Ve Real Madrid geliyor. Onun da güneydoğusunda Real Madrid var. Rayo Vallecano saldıran tarafında deplasmanda maçı simüle ettik. Ve sonuç Real Madrid Vallecano'yu da yeniyor. 3-0. Gerçi şaşırtıcı bir sonuç değil. Vallecano'nun en iyi oyuncusu Palazzo'nu Real Madrid'e gönderiyoruz. İlk 11'e giremez ama olsun. Real Madrid Vallecano'nun da topraklarını bünyesine katıyor. Geriye yalnızca 3 takım kaldı. Almeria hiç maç yapmadı şu ana kadar. Real Madrid'de duruyor çarkımız. Real Madrid'in saldıracağı yöne bakıyoruz. Güneyine doğru ilerliyoruz. Orada Celta Vigo'ya daha yakın. Maçımızı simüle ediyoruz. Real Madrid penaltılarda yeniyor. 5-4 penaltılarda yeniyor. Kolay bir galibiyet bekliyordum ama öyle olmuyor. Ardından da Aspas'ı Real Madrid'e gönderiyoruz ama orada Lewandowski var. Kusura bakmayacak Aspas. Celta Vigo'yu da haritadan siliyoruz. Tabii yukarıda solda adaları da var. Toprakları da dağılmış durumda. Geldik finale. Finalde saldıracak olan taraf belirlenecek. Almeria saldıran taraf finalde. Maç öncesi hazırlıklardayız. Real Madrid bileğinin hakkıyla geldi cidden buraya kadar. Bence hani hak ettikleri bir final oldu. Hak ettikleri bir şampiyonluk olacak eğer şampiyon olurlarsa. Maça başlayan taraf Real Madrid oldu Vinicius Junior ile. Embarba pasını verdi. Robertson sıyrıldı vurdu. Konan başarılı. Ledesma. Griezmann topuk pası. Bellingham aradan gönderdi. Valverde vurdu top ağlarda. Real Madrid 1-0 önde. Dakika 28'de 1-0 öne geçiyor Valverde ile Real Madrid. İlk yarı sona eriyor. İlk yarıda başka gol olmuyor. 1-0 önde Real Madrid. Bellingham pasını verdi. Mendy ceza sahası içinde. Mendy ortaya oynadı. Vinicius vurdu. Savunmadan sekti top. Maçta başka gol olmuyor. Real Madrid Almeria'yı 1-0 mağlup etmeyi başarıyor. Ve FC 24 La Liga emperyalizmin kazananı Real Madrid oluyor. İşte görüntüde Vinicius Junior. Gerçekten de buraya kadar bence hak ettiler. Harika bir performans sergilediler. Ve Almeria'dan Vieira'yı Real Madrid'in kadrosuna transfer ediyoruz. Topraklarında Real Madrid topraklarında katıyoruz. Biraz önce dediğim gibi Real Madrid La Liga'nın en iyi takımı oldu arkadaşlar. Geldik bir videonun daha sonuna. Kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı, video izledikten sonra yorum atıp beğenmeyi unutmayın. Peki sırada hangi lig olsun onu da yazarsanız sevinirim. Hoşçakalın.